Kilolar sorun olmaya başlayınca ilk akla gelen tabii ki diyet yapmak oluyor. Ama hepimizin bildiği gibi diyet yapma fikri dahi insanları strese sokuyor. Diyete girişmek, strese, sıkıntıya girmektense hayatımızda bir takım ufak tefek değişiklikler yapmak, yaşam tarzımıza bir ince ayar çekmek çok daha etkili olabiliyor. İşte size 10 basit kilo verme tüyosu. Yapılan bilimsel psikolojik çalışmalar gösteriyor ki küçük tabaklara konulan aynı miktardaki yemek büyük tabağa konulan yemekten daha zengin duruyor. Dolayısıyla burada çok önemli bir göz doyması faktörü var. Aynı şekilde çatal, kaşık ve bıçakları da daha ufak boylardan seçer kullanırsak o da daha yavaş yenmesini sağlayarak doygunluğa daha çabuk ulaşılmasını sağlıyor. Bir başka önemli husus da yemeklerin masaya servis tabağı veya tencereyle getirilmemesi. Bu şekilde olduğu zaman şuracıktan biraz daha alayım içgüdüsünün önüne geçiliyor. Bir bardak su içmek midenin sıvıyla dolmasını ve doygunluğa daha çabuk gelinmesini sağlıyor. Yediğimiz gıdaların mideye gelmesi, mideyi şişirmeye başlaması, sonra bir takım şeker ve yağ gibi maddelerin kana karışarak beyne doygunluk sinyali vermesi yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. Hızlı yediğimiz takdirde beyin doyduğunu anlayamıyor ve genellikle gerektiğinden daha fazla yeniliyor. Etkili bir taktik de yemeğin ortasında çatalı bıçağı elinizden bırakmak, 100'e kadar saymak, birazcık su içmek ve yemeğe o şekilde devam etmek. Kahve derken o aromatik, köpüklü, kahveli içecekleri kastetmiyorum. Bir iki fincan harbi Türk kahvesi ya da filtre kahveyi kastediyorum. Yapılan bilimsel çalışmalar kafein içindeki kafein ve klorojenik asit gibi bazı maddelerin yağ yakımını hızlandırdığını göstermektedir. Yeşil çayın içindeki epigallo kateşin gallat isimli bir madde yağ yakımını hızlandırdığını ve enerji tüketimini arttırdığı gösterilmiştir. Günde içtiğiniz 3-5 çay varsa bunlardan bir tanesi yeşil olsun. Bu tüyo belki bu sunum içindeki en önemli tüyolardan bir tanesi. Her türlü lifli gıda bağırsaklarımızdaki probiyotik faydalı bakterilerin yegane gıdasıdır. Bu gıdalar çok kısa sürede tokluk hissine neden oluyor ve faydalı bakterilerimizi besleyerek şeker, kolesterol metabolizmasında çok olumlu yönde faydalar sağlıyor. Acı biber içindeki kapsaisin maddesinin metabolizmayı hızlandırdığı çok iyi bilinen bir gerçektir. Aynı şekilde zencefil, zerdeçal, karabiber gibi bir takım baharatlarda da benzer maddeler var. Buna ilaveten çok zengin mineral kaynağı olan bu maddelerin her fırsatta uygun şekilde kullanılmasında büyük fayda var. Aklınıza gelebilecek her türlü yeşillik sizin en iyi dostlarınızdır. Bunun sebebi şu, salatalar kalori değeri son derece düşük fakat besleyici özelliği çok yüksek olan gıdalardır. İçindeki vitamin, mineral ve antioksidanlar metabolizmayı canlı tutar. Aynı zamanda bu salataların içindeki lifler de biraz önce anlattığımız gibi bağırsaklar üzerine son derece faydalı etkileri var. Günde bir öğününüz sadece salatadan oluşsun. Bir başka incelik de şu olabilir. Suyunuzu için yemeğe salatayla başlayın. Ondan sonra ana yemeğe geçin. Bunun da faydasını mutlaka göreceksiniz. Şimdi sunni tatlandırıcılar kalori almamak için kullanılan tatlandırıcı maddelerdir. Ancak yapılan çalışmalar gösteriyor ki sunni tatlandırıcılar aksine kilo almaya neden oluyor. Amerika'da yapılan bir çalışmada sunni tatlandırıcı kullanan kişilerin kullanmayanlara göre
yılda %7 oranında daha fazla kilo aldıkları gösterilmiştir. Günde 30 dakika mutlaka yürüyün. Hiçbir zayıflama diyeti, hiçbir sağlıklı yaşam programı, düzenli spor veya hareket yapılmaksızın başarılı olamaz. Günde 30 dakikayı yürümeniz, gereksiz kalorileri yakmanızı, dolaşımı ve solunumunuzu hızlandırmanızı ve genel anlamda daha sağlıklı ve fit olmanızı sağlayacaktır. Şimdi bu 10 tüyodan kaç tanesini uygulayacağınız size kalmış. Ne kadar çok uygularsanız o kadar çok fayda göreceksiniz. Bu bahsettiğimiz ufak tüyoları yavaş yavaş günlük yaşantınızın içine monte etmeye çalışın. Eminim faydasını göreceksiniz. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.